Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hoş geldiniz. Bugün ülkemizde 33'ü İngilizce program olmak üzere 129 tane tıp fakültesi programı bulunmaktadır. Ve bunların yaklaşık 49 tanesi vakıf üniversitelerinde yer almaktadır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye'de ilk öğrenci alan vakıf üniversitesi tıp fakültesi olma özelliğini taşımaktadır. Üniversitemiz 1996 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiş olup 2002 yılında ilk mezunlarımızı vermiş bulunmaktayız. Ve o dönemden bu yana toplam 21 dönemde 1200'ün üzerinde hekim yetiştirdik. Ve mezunlarımız bugün ülkemizin her bölgesinde, her akademik ve mesleki seviyede ve pozisyonda görev yapmaktalar. Bunun dışında birçok mezunumuz da başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok farklı coğrafyada, çok farklı pozisyonlarda bizleri başarıyla ve gururla temsil etmekteler. Yine birçok yabancı mezunumuz da kendi ülkelerinde eğitimlerine, kariyerlerine farklı alanlarda devam ederek hem üniversitemizin, hem fakültemizin, hem de ülkemizin gönüllü elçileri durumundadırlar. Tıp fakültemizin 6 yıllık eğitiminin ilk 3 yılı temel bilimler olarak Kayış Dağı kampüsümüzde gerçekleşmektedir. Laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz bütün temel bilim uygulamalarına hakim olmakta ve buradaki bilgi becerilerini olgunlaştırdıktan sonra klinik yıllarda hastane ortamlarına geçmektedirler. Özellikle anatomi laboratuvarlarımızda yaptığımız iyileştirmeler ve yeni açılan laboratuvarımızda çok zengin bir maket koleksiyonunun yanında öğrencilerimize en iyi anatomi ve beceri eğitimlerini vermekteyiz. Öğrencilerimiz özellikle temel bilimlerde kazanmaları gereken becerileri kazanabilmeleri için tıbbi uygulamalara giriş eğitimlerini verdiğimiz ortamlarda simüle hastalarla, simülasyon altyapısıyla, video ve barkovizyon gösterileriyle bu tip ortamlarda eğitimlerini tamamlayarak bu yetkinlikleri kazanmaktadırlar. Tıp fakültemize yeni gelen öğrencilerimizin gerek hazırlık yılında olsun, gerek dönem 1'de 1. sınıfta olsun hem üniversiteye hem kampüsümüze kolay adapte olabilmeleri için yeni başlattığımız ve bu yıl 3. kez tekrar edeceğimiz mentörlük yani danışmanlık sistemimiz kullanılmaktadır. Tıp programımızın 4., 5. ve 6. yılları klinik uygulamalardan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz temel bilimlerde gerekli becerileri kazandıktan sonra yine son derece modern teknolojilerle donatılmış hastanelerimizde klinik uygulamalarına başlamaktadırlar. Bütün öğrencilerimiz bu stajdan başarıyla geçtikten sonra dönem 4 ve 5'te farklı disiplinlerde klinik stajlarına başlamaktadırlar. Bütün ana bilim dallarımızda son derece yetkin, alanlarında tanınan ve birçok çalışmaya, araştırmaya imza atmış değerli hocalarımız tarafından ileri düzey sağlık uygulamaları, hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda bilgi paylaşımı, belli beceri ve yetkinliklerin kazanılması ile ilgili olarak eğitimlerine devam etmektedirler. Tıp fakültesi programlarının son yılı internlük yılıdır ve internlük yılında artık öğrencilerimiz bir hekim olarak fonksiyon görebilmeye başlamak durumundadırlar. Bu nedenle yine klinikteki hocalarının gözetiminde artık daha bağımsız hareket edebilen birer intern hekim olarak görevlerine devam edip bu yılki pekiştirme eğitimini de bitirdikten sonra başarıyla mezun olmaktadırlar. Klinik ortamlarımızda, kendi hastanelerimizde en yüksek teknolojiyle en ileri düzey hastalıkları ve sağlık problemlerini görebildikleri gibi aynı zamanda toplumda çok daha sık görülen ve farklı ortamlara da aşina olmalarını sağlayacak bir imkan da sunmaktayız. Tıp fakültemizin Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı çok büyük ve önde gelen eğitim araştırma hastaneleriyle eğitim işbirliği protokolü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu eğitim araştırma hastanelerinde bir pratisyen hekimin sahip olması gereken becerileri daha iyi kazanmakta ve pekiştirmektedirler. Öğrencilerimiz gerek kendileri yaptıkları özel projelerle, hocalarıyla birlikte TÜBİTAK'ın
öğrenci proje desteği olan 2209 programına başvurabilmekte veya YTEP Üniversitemizin araştırma proje destek sisteminden destek alabilmekte ve araştırmalarını hocalarıyla birlikte yapabilmektedirler. Aynı zamanda öğrencilerimizin Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği üyeliği dahilinde de yaptıkları birçok araştırma, farklı ülkelerdeki üniversite ve tıp fakülteleriyle götürdükleri araştırmalar mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz bu uluslararası Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nde birçok yönetici pozisyonunda da görev almaktadırlar. Öğrencilerimizin bu başarıları biz de her zaman tabii ki gurur duymaktayız ve onları her türlü ortamda desteklemekteyiz. Bunun yanında öğrencilerimiz Tıp Kulübü çatısı altında ve yine Türkiye Öğrenci Birliği çalışmaları dahilinde Türk Mısık ve EMSA çalışmaları diye adlandırıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmaktadırlar. Bunların arasında en çok gurur duyduğumuz da Tıp Fakültesi öğrencilerimizin her yıl düzenlediği Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi'dir. Ülkedeki bütün tıp fakültelerinden çok yaygın bir teveccüh görmekte ve çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi fakültemizde yapılan bu Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi'ne katılım sağlamaktadırlar. Tıp fakültemiz, Türkiye'deki Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından TEPDAT altında çalışan UTEAK tarafından akredite edilmiştir. Uluslararası ortamda öğrencilerimizin bu şansı yakalaması da büyük bir avantaj olmaktadır. Erasmus Plus programı dahilinde birçok üniversiteyle olan anlaşmamızda öğrencilerimiz bazı klinik stajlarını yurt dışında önde gelen fakülte ve üniversitelerde yapabilmekte ve oralarda kendi tecrübe ve vizyonlarını geliştirme şansı yakalamaktadırlar. İpek Yolu üzerinde çok sayıda tıp fakültesi ve tıp fakültesi programının birlikte oluşturduğu BRIMIA ismiyle anılan Uluslararası Tıp Eğitimleri Birliği'nin kurucu üyesi olmak bizim için önemli bir gurur vesilesidir. Yine aynı şekilde İpek Yolu üzerinde tropikal hastalıklar üzerine kurulmuş olan BRITMA isimli tıp eğitimi birliğinin de yine kurucu üyesiyiz. Bunlar öğrencilerimize özellikle çok büyük imkanlar sunan Asya'da ve Asya ülkelerinde başta Çin olmak üzere büyük eğitim fırsatları oluşturmaktadır. Bunların yanında Kuzey Amerika'da YTEP Üniversitesi ile Texas Medical Center gibi tek çatı altında en büyük sağlık alanı ve sağlık kurumları topluluğu arasında bir eğitim işbirliği protokolü imzalanmıştır. Tıp eğitimi birçok yerde belirtildiği tecrübelerle sabit olduğu gibi yeryüzündeki en zor eğitimlerden birisidir. Ve maalesef belli bir süre sonrasında biten bir eğitim değil, yaşam boyu öğrenmeyi içeren ve bir kere bu yola girildiğinde çok büyük bir adanmışlığı gerektiren, insan sevgisiyle yoğrulmuş, insanlığa çok fayda sağlanabilen bir meslektir. Bu eğitimi almak için uluslararası geçerliliği olan bir diploma sunacak, günün en modern teknoloji imkanlarıyla en ileri düzey hastalıkların teşhisini ve tedavisini yapıp görebilecekleri çok iyi bir üniversite ve merkez bulma ev ödevleri vardır. Ve öğrencilerimize bu noktada sağlık sektörüne yön verebilecekleri çok iyi bir eğitim sağlayacağımızı biz garanti ediyoruz. Ve genç arkadaşlarımızı hekimliğe gönül vermiş hekim adaylarını aramızda görmeyi bekliyoruz.